Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Galatasaray'da 4 değişiklik. Arda Turan, Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir. Levent Şahin, yine Göztepe'ydi, şampiyon olmuştu. Son dakika, Falkeo Galatasaray'dan ayrılacak mı, Başkan Mustafa Cengiz açıkladı. Bartu Elmaz ilk kez oyunda. Terim'in yokluğunda takımın başında Levent Şahin. Taylan Antalyalı, gelişimimde Selçuk İnan'ın payı var. Son dakika Galatasaray'a falkeo müjdesi. Aslan gözünü zirveye dikti. Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Şimdi detaylar. TRT Spor. Galatasaray'da 4 değişiklik. Galatasaray, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Göztepe karşısına 4 değişikte çıktı. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda Göztepe ile karşılaşıyor. Galatasaray son oynadıkları Karagümrük maçına göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Martin Lins, Markao, Emre Akbaba ve Oğulcan Çağlayan'ın yerine El Abdelloui, Luindama, Belhanda ve Arda'ya 11'de görev aldı. Bu dört futbolcu son olarak ligde 4 maç önce Sivas Spor deplasmanında 11 başlamıştı. Sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı. Sporix Arda Turan, Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu. Hayatını kaybeden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yollayan Arda, başımız sağ olsun. Özkan hocayı kaybettik. Bizde çok emeği vardır. Çok öğüt vermiştir bize. Büyük bir insandı. Çok özel biriydi. Çok sevgili kardeşimiz Ulaş hayatını kaybetti. Bu galibiyet ona armağan olsun, dedi. Takımda liderlik rolün büründüğünü kaydeden tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Seyirci yokken Galatasaray çok eksik. %50'miz, %100'ümüz bazen. Keşke onlar varken gol atsaydım. İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Her şey çok iyi gidiyordu. 2-0'dan sonra 2-1 olunca oyundan düşüyorsunuz. Psikolojik olarak sarsıldık. Baskı yedik ama top ayağımızdayken iyi işler yaptık. Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Lig zor, puan almak zor, kazanmak değerli. Kazandığımız için mutluyuz, diye konuştu. Hakemlere yaptıkları itiraz için konuşan Arda Turan, tek istediğimiz oyun oynansın. Tepkilere bakarsanız kırmızı karta veya başka bir şeye değil, faullereydi tepkimiz. Biz oyun oynansın, aksın istiyoruz. Tepkiler penaltılara kırmızı karta değil. Hocanın yetiştirdiği muhteşem yardımcıları var. Onlar da bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Biz bir bütünüz. Marka o önemli eksik. O yüzden kimin oynadığı önemli değil. Biz bir aileyiz. Trabzonspor maçını oynayabilecek en iyi 11 ile sahada olacağız. Bizim için bir final havası olacak, mesajını yolladı. Fatih Terim'in cezalı olması ile ilgili de Arda, Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir bakışı, bir gülüşü, sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel. Çıkıp her şeyi yaparız onun için, ifadelerini kullandı. SporX. Levent Şahin yine Göztepe'ydi, şampiyon olmuştuk. Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yer alan yardımcı antrenör Levent Şahin, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşünü hatırlatan Şahin, Fatih Terim hocamız, nerede kalmıştık paylaşımını yaptıktan sonra Göztepe maçı vardı, yine sahamızdaydı. Yine 3-1 biten bir maç vardı. O sezon şampiyonlukla bitmişti. Umarım bu sezon da şampiyonlukla biter, bu galibiyet ayrıca Fatih hocama da armağan olsun. İstekli coşkulu başlayan, coşkuyla devam eden, emeklerini sonuna kadar oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum, dedi. 3 puanın önemine değinen antrenör, ilk 15 dakika istediğimiz gibi gitti. 15'ten sonra kontrolü kaybettik. Ondan sonra ekrar kontrolü elimize aldık. Kazanmak çok önemliydi bugün. Zorlu bir periyoda, zorlu bir sürece giriyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımıza tebrikler, ifadelerini kullandı. Eksikler olduğunu vurgulayan Levent Şahin, 8 eksiğimiz var. Her oyuncuya ihtiyaç var. Her oyuncudan maksimum seviyede iş çıkarmasını isteyeceğiz. Maalesef sakatlıklar var. Maç pazar günü olsa değerlendirebileceğimiz arkadaşlar var. Maalesef 5 saat farklı izolasyon süreçleri devam edecek. Sonuçta elde olan bütün oyuncular, Galatasaray'ın oyuncularıdır. Kimden ne istenirse, muhakkak saha içerisinde elinden geleni yapacaktır, diye konuştu. <laughs> fanatik. Son dakika, Falkeo Galatasaray'dan ayrılacak mı, Başkan Mustafa Cengiz açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı Kırmızılı Kulübün imzaladığı bir sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde. Biz Galatasaray olarak şeffafız. Açık, şeffaf davranalım. 6 milyon TL sadece kola veriliyor, 2020-2021 sezonu için. Minimum 4 milyon TL eşya parası için anlaştık. Bir tanesi açıkladı mı? Diğer sponsorlarımızın ne kadar verdiğini açıklıyoruz. Mahremiyetin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Biz şeffafız. Diğer kulüplerde bunu örnek alsın. Bazen bir kişiyi alıyorsunuz, müthiş oynuyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Faike o haysiyetli bir futbolcu. Kendine çok dikkat ediyor. Ben onun her anlamda Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gereğini yapacaktır. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum. Devre arasında Falkeo ile ilgili her şey olabilir. Bankalar Birliği ile görüşmelere devam ediyoruz. Sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı. Göreve başladığımdan bu yana devamlı olarak hocamızla yönetim arasında problem varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu konuyu hocamla da konuştuk. Bunu yapmayın, ben üzülüyorum. Medyumluk yapmayın. Hocamızla aramızda hiçbir sorun yok. Futbol ne kadar güzelleşirse bizim açıdan o kadar güzel olur. Futbolda bir sürü emsal var, hakem öldürenler gibi. Tüm Türk hakemlerine saygı duyuyorum. Hiçbirinin art niyetli bir biçimde hata yaptığına inanmıyorum. Sadece biraz formsuz olduğunu düşünüyorum. Hocamızın yaptığı onların yanında çok daha az. Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör. Kimse alınmasın. Hocamızın kara gümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce ve değerlendirince çok masum. Her şey meydanda, kayıt altında. Bazı şeyler açıklama ile olmaz. Ne açıklama yapacağız? Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Spor kamuoyuna saygı duymak gerekir. Açıklamaların değeri de aynı. Bir şeyi çok açıklarsanız bunu öldürürsünüz, marjinal değer düşer. Bankalardan 5 yılı 10 yıla çıkaralım istedik. Buna karşı çıkanlar var. Hangi mantık, hangi iş adamlığı buna hayır der? Bunu eleştiriyorlar. Sizin üstünüzde kalacak diyorlar. İnşallah kalır. Hesabımızda 83 milyon TL var, kullanamıyoruz taraftar haklı olarak futbolcu ister. Kulübün borcu çok, gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Gelecek yönetimlere alan vermeliyiz. Rivayı ve Florya'yı kurtardık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Üstüne inşallah Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Bizden Galatasaray adasını istediler. Bizi burada tutan tek şey, taraftarın manevi desteği. Galatasaray'a hizmet etmekten başka ajandamız yok. Galatasaray'da transfer olacaktır. Falcao'yu transfer ettik. 60 bin kişi karşıladı. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek ve kulübün geleceğini sağlam temellere atmak istiyoruz. Fanatik Bartu Elmaz ilk kez oyunda. Galatasaray'da 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartu Elmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençler Birliği maçının son anlarında oyuna girmek için hazırlanmış ancak oyun durmayınca sahaya girememişti. Bu duruma üzülen genç isim teknik heyet tarafından teselli edilmişti. Bartu bu kez 3-1 sona eren Göztepe maçının son anlarında Emre Kılınç'ın yerine oyuna girerek Süper Lig kariyerinin ilk maçına çıktı. TRT Spor. Terim'in yokluğunda takımın başında Levent Şahin. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı profesyonel futbol disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe maçında takımın başında bulunmuyor. Terim, soyunma odasına ve yedek kulübesine giremediği için takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. Deneyimli teknik adam mücadeleyi loca'da takip etti. <laughs> SporX. Taylan Antalyalı, gelişimimde Selçuk İnan'ın payı var. Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 3-1 kazandıkları ve bir de asist yaptığı Göztepe maçı sonrasında konuştu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Taylan, defansif anlamda birkaç pozisyon verdik. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hücumda çok pozisyon bulduk, üçünü değerlendirdik. Galip gelmek önemliydi. Kazandık, dedi. Selçuk İnan ile çalışmalarının önemine değinen genç oyuncu, yaptığı asist sorulunca, Selçuk İnan ile çalışmak benim için büyük bir şans. Bir sene oynama şansı da yakaladım. Dilerdim ki daha fazla beraber oynayalım. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Gelişimimde inanılmaz katkısı var. Onu andıran bir pas oldu. O da tebrik etti. Umarım gelişimimi devam ettireceğim, ifadelerini kullandı. Oynadığı bölge için görüşleri sorulan Taylan, geçen sezonda farklı mevkilerde oynadım. Benim için nerede oynadığımın önemi yok. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu sezon farklı bir mevkide oynuyorum. Takım arkadaşlarım yardımcı oluyor. Onların katkısıyla iyi performans sergiliyorum diye konuştu. Fanatik. Son dakika Galatasaray'a Falkeo müjdesi. Galatasaray futbol takımı Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı kırmızılılarda uzun süredir takımdan ayrı olan golcü futbolcu Radamel Falcao da idmanda yer aldı. Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray hafta sonunda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Fernando Muslera, planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ryan Babel, kondisyoneller eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Peter Etebo'nun tedavisine başlandı. Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan oyuncuların izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir. Buna göre, Covid-19 PCR testi pozitif çıkan futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılacak PCR testinde negatif netice elde edilmesi halinde yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabilecek. Covid-19 PCR testleri 16 Aralık günü pozitif çıkan iki oyuncumuz ise 26 Aralık'ta yapılacak test sonrası negatif sonuç alınması halinde bir gün sonra takım idmanlarında ve müsabakalarda yer alabilecek. Galatasaray futbol takımı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. TRT Spor Aslan gözünü zirveye dikti. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisine galibiyeti getiren goller 4'te Emre Kılınç, 12'de Arda Turan ile 62'de Sofayan Fauli'den geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 14. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray Lig'de puanını 26'ya yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada sahneye Arda Turan çıktı. Tecrübeli futbolcunun golüyle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı. İzmir temsilcisi, 14'te Soner Aydoğdu ile skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 62. dakikada Sofayen Fauli, Galatasaray adına farkı yeniden ikiye çıkardı, 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İlk yarıdan öne çıkanlar. Gol, 4. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Dayagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Megeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı, 1-0. 6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlığı, kaleci megeri Korner'e çeldi. 9. dakikada El Abdelloui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vol vuran Belhanda, topu yandan avuta attı. Gol, 12. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Donkun kendi sahasından uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 2-0. Gol, 14. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Saraççı'nın sol kanatta kaptırdığı top son olarak Halil Akbunar'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Soner Aydoğdu şık bir şekilde vurdu. Arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1. 23. dakikada sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Berkan'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Okan ön direkte son anda kornere tokatladı. 27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top, kaleci Okan'da kaldı. 34. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde 6 pas üzerinde yükselen Luyendaman'ın kafayla vurduğu topu kaleci Megeri son anda soluna uzanarak çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Arda Turan'ın vuruşunda da Megeri Meş'in yuvarlağı kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Ayrıntılar geliyor. SporX. Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umutmeler yönetecek. Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar. 26 Aralık Cumartesi, 16.00 Göztepe Fatih Karagümrük, Sarper Barış Saka. 19.00 Trabzon Spor, Galatasaray, Halil Umut Meler. 27 Aralık Pazar, 13.30 Gaziantep FK Aytemiz Alanya Spor, Yaşar Kemal Uğurlu. 16.00 Yeni Malatya Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Mustafa Öğretmenoğlu. 16.00 Yukatel Denizli Spor Ankara Gücü, Özgür Yankaya. 19.00 Medipol Başakşehir Kasımpaşa, Fırat Aydınus. 28 Aralık Pazartesi. 16.00 Gençler Birliği HES Kablo Kayseri Spor, Cüneyt Çakır. 16.00 İttifak Holding Konya Spor Çaykur Rizespor Burak Şeker. 19.00 Fraport Tavantalya Spor Atakaş Hatay Spor, Ramazan Keleş. 19.00 Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor, Arda Kardeşler. GS Haber Günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da